unutmak felakettir. Bugün burada hatırlatma yapmak için teröre karşı direnen ve her neresinden bakarsanız bakın, insan olmanın onurunu kurtarmak için bir araya geldik. İmanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz omuz vermek, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandık. Covid-19'u stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran, onlarca insanı katleden terörist İsrail'in yaptıklarını lanetlemek için buradayız. Artık şunu çok iyi biliyoruz. Ziyanda olan bu asırda, başta Amerika olmak üzere sistemin tüm egemenleri, korsan devlet İsrail'in kana ve teröre dayalı stratejisini küresel ölçekte desteklemekte ve sahip çıkmaktadır. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz ve hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir. Nasıl ki orada kardeşlerimiz direniyor, biz de burada direnmeye devam edeceğiz. İslam ümmetinin haremine, yüce kitabımızda mübarek kılınan beldeye yapılan saldırıya karşı direnen yiğitlerin sesi olacağız, sözü olacağız. Uyursa sağlık, direniş adam! Uyursa sağlık, direniş adam! Kardeşine sahip çık! Müslüman, uyurma! Kardeşine sahip çık! Kardeşlerim, İsrail bir yalan üzerine kurulmuştur. Siyonist rejiminin oluşturduğu bu yalan düzeni elbette yenilecek ve yıkılacaktır. Filistin'de teknolojiye sırtını dayamış küresel Ebrehe'nin fillerine karşı taşla sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini göreceğiz hep birlikte inşallah. Kimileri bu söylediklerimize hamaset diyebilir. Fakat biz imanımızla buradayız. Yüreğimizle buradayız. Ve tarih şuurumuzla buradayız. Tam da bu sebepten diyoruz ki korku ve şiddet üzerine inşa edilmiş hiçbir sistem ayakta kalamaz. Yani İsrail'in temelinde terör vardır, kan vardır, kin vardır ve ırkçılık üzerine bina edilmiş Siyonist rejimin oluşturduğu ipe sapa gelmez kör bir inanç vardır. Terörist İsrail! Terörist İsrail! Terörist!